yola çıktık. Bugün ilk durağımız Yeşilyurt Köyü. İnanılmaz güzel bir köy burası. Tamamı neredeyse taş evlerden oluşuyor. Yola çıktık. Bugün ilk durağımız Yeşilyurt Köyü. Biz daha önce bir kere gelmiştik buraya. Tabii çok değişmiş. Eski güzel köylerden bir tanesi. Göreceksiniz, manzarası da çok güzel. Bakalım, beraber bir dolaşalım. Küçük köyü biraz geçtikten sonra daha Ayvacık virajlarına sarmadan, yani o tepeye sarmadan hemen sağa dönüyorsunuz. Buradan 1 kilometre kadar mesafede. Birçok restoran vesaire var, kafe var, sabah kahvaltısı için falan çok güzel mekanlar var. Biraz dolaşalım. Çok güzel taş evler var. Göreceğiz şimdi hep birlikte, köyü minik bir gezeceğiz. Ağız Dağları'nın içerisinde çok keyifli bir yer. Bir de şu yol taşı olmasa. Ve taş evler çok güzel. Şimdi biz nereye park edebiliriz de yürüyebiliriz? Şöyle yapalım. Biraz daha yukarıya çıkalım. Kaz Dağları'nın içinde zeytin ve çam ağaçları ile kaplı muhteşem bir köyden, Yeşilyurt'tan selamlar. Hem deniz hem dağ turizmini yaşayabileceğiniz müthiş bir oksijen cenneti. Geçmişte Anadolu'ya yerleşen Oğuzların Çepni boyu tarafından kurulmuş. Yüzyıllar boyunca Rumlar ve Türklerin bir arada yaşadığı, kardeşlik bağlarının çok güzel korunduğu 700 yıllık bir köy aslında. Ama bir köyde böyle manzara olur mu ya? Şuraya bak. Evler çok güzel, eski Anadolu evleri. Rum evlerine pek benzemiyor. Bakalım. Neler göreceğiz. Şu köy meydanında bir oturalım, bir sohbet edelim. Öbür tarafa doğru giden bir yol olması lazımdı, ben öyle hatırlıyorum. Evet, şu köy kahvesinde bir çay içelim. Hemen devam ederiz. Köyün de güzelliği. Yeşilyurt Köyü'ndeyiz şu an. Köy kahvesinde çaylarımızı söyledik ve dinlemeye başladık. İnanılmaz güzel bir köy burası. Tamamı neredeyse taş evlerden oluşuyor. Muazzam bir körfez manzarası var. Bakalım bizi daha neler bekliyor. Kurucuları evlerini inşa ettirmek için Marmara Adası ve civarından
Rum taş ustalarını köye getirmesiyle başlıyor aslında Yeşil Yurdun hikayesi. Zamanla Rum nüfusu artınca onlar da burada bir mahalle kuruyorlar. Ancak 1924 nüfus mübadelesiyle Midilli ve Girit adasından Türklerle yer değiştiriyorlar. Köy meydanından başlayarak taş sokaklarını keşfedip birbirinden güzel yapıları hayretle izleyeceksiniz. Kalemi kağıdı hazırlayın. İşte Yeşil Yurt'ta yapmanız gerekenler. Burada 500'den fazla etnografik parçanın sergilendiği Köyden Kente Teknoloji Müzesi'nde zamanda yolculuğa çıkın. Yemyeşil doğanın korunduğu köyde yapılarla bütünleşen dokuda uzun uzun yürüyün. Yeşil Yurt Camisi'nin ilginç mimarisini gözlemleyin. Köylülerle muhteşem sohbetler edin. Şirin dükkanlarına girin, begonvil kokularını içinize çekin, dinginliğin ve huzurun doyasıya tadını çıkarın. Daha önce geldiyseniz biraz bekleyebilir ama hiç gelmediyseniz kesinlikle ilk gidilecekler listenize ekleyin. Bizden söylemesin. Yeşilyurt Köyü keşfimizin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda sizi yine Kaz Dağları'nın muhteşem güzelliklerine götüreceğiz. Adatepe Köyü'ne ve Zeus Altarı'na. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Paylaşımımızı beğenmeyi ve değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.